biz şehir, şehrin içinde böyle şey oluyoruz. Gün 24 saat değil galiba. Kısaldı ve bizden gizliyorlar. Bu böyle en büyük şey aramızda konuştuğumuz. Yetişemiyorum, hiçbir şeye yetişemiyorum duygusu. Halbuki bir sürü şey yapıyoruz bir gün içinde. Her şeye yetişmek zorunda mıyız gerçekten? Bu aslında en büyük yanılsamalardan birisi. Bence siz de yaşıyorsunuzdur. Mesela evet. geçtiğimiz Ramazan bayramında dedik ki çok yorgunuz zaten. Hani bu sefer Ankara'da kalalım. İşte Arife gününde mezarlık ziyareti yaptık, köye gittik. İşte ailemize zaman geçiriyoruz. Gidebilirdik, yurt dışına da gidebilirdik. yani Türkiye'de herhangi bir yere de gidebilirdik ama evde sakin zaman geçirelim. Evde televizyon izleyelim dedik. Bir süre sonra ilk gün çok güzel geçti. Akşam böyle sıkılmaya başlayınca Instagram'dan kaydırıyorum... Millet ne hayatlar yaşıyor yani nerelere, bu, gitmiş? nerelere gitmişler biz bu hayatı kaçırıyoruz. Aslında onlar da öyle değil ama o kadar bir e, seçilmiş hayatlara maruz kalıyoruz ki sanki ideal hayat, ideal eş, ideal sevgili, ideal meslek her biri uzakta sanki bu çizgi filmlerdeki atın eşeğin önündeki havuç gibi devamlı e, insan o kıyaslama tuzağına düşüyor ama bence e, ee, sahip olduğumuz hayatlar birazcık onun değerini bilmek gerekiyor. Yani çünkü her zaman daha farklısı var. Sahip olduğumuz bedenlerin, sağlığımızın, işimizin yani ama hep iyisi olunca bu sefer bu da değil. İstediğim yaşam bu değil diye bir ömür boyu mutsuz olan, şikayet eden insanlara dönüşüyoruz. Bu bu aslında bizim son zamanlarda konuştuğumuz da bir konu. Yaşama sevinci aslında hepimizin böyle kayıp hazinesi gibi. Mutluluk evet. değil de böyle daha bir keyifli olma Keyif. hali diyebiliriz. Evet. Mesela buna baktığım zaman ben insanların bir kısmının yaşama sevincinin daha yüksek olduğunu, sabah güne güzel başladığını görüyorum ama bir kısmı da böyle hep bir huzursuz. Ve bu huzursuz insanlara baktığım zaman bir aslında Mahmut Tuncer şarkısı gibi yani un var, helva var, yağ var, bütün malzeme var ama işte şeker Neden? var. <laughs> helva helva yapamıyor yani ee. malzeme var ama neden helvaya dönüşmüyor bu iş? Ve burada e, bunlardan bir tanesi yaşama sevincini engelleyen her yaptığım şeyin bir çıktısı olmak zorunda. Hmm. İnsanlar roman bile okumuyorlar böyle olunca. Roman okuyunca bana ne katkısı olacak? İşte kurgu dışı kitaplar okumaya başlıyorlar. Birisiyle tanışınca insanlara bir imkan gibi fırsat gibi bakmaya başlıyorum. Onunla tanışırsam bana ne faydası olacak? Şimdi böyle olduğu zaman yaptığım her iş bir matematik e, işlemi Çıkar. gibi bir çıktısı olması gerekiyorsa bu sefer hayat çok mekanik olmaya başlıyor ve insan heyecanını kaybediyor yaşama heyecanını sevincini spontan sıkılmaya müsait anlamsız etkinlikler. Hepimizin belli ölçüde aylaklığa ihtiyacı var diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar çok doldurmak insanın doğasına uygun değil yani. Düşünsenize mesela ben Ankara Bala'yı alayım. E, dedem yani 10 sene önce kaybettik ve e, 1950'ler 60'lar, 70'ler, 80'leri düşününce e, işte ekin ekileceği zamanlar yoğun çalışıyorlar. Onun haricinde o kadar da şeyleri yok yani. Hayat o kadar da dolu geçmiyor iş güç anlamında. Ama yine güzel mutlu bir hayat sunulabiliyor o zamanlarda da. Biz kendi kendimizi her an doldurmak zorundaymışız gibi. Hayatımızda seçenekleri, ihtimalleri ne kadar artırırsak o kadar mutlu olurmuşuz gibi geliyor ama bu tam tersi bir etki yapıyor. Yani sayıyı ne kadar artırırsanız e, mutluluk o kadar azalıyor. Mesela sosyal psikolojide bazı araştırmalar var. Hı hı. Reçel mesela bir markette e, reçel markası sayısı. Eğer 2 3 ise insanlar rakamları sallıyorum. E, %60 70 reçel satın alıyorlarsa markayı 20'ye çıkarttığımız zaman reçel satın alma oranı %10'lara kadar düşüyor. Onu mu alacağım, bunu mu alacağım diye bu sefer insanlar o kararsızlık içinde kalmaya başlıyorlar. Çok enteresan. Yani hayatlarımızda da insanları çok artırdığımız zaman, mekanları çok artırdığımız zaman, e, işleri çok artırdığımız zaman bu bize iyi gelmiyor aslında hmm. ama sanki şey gibi hep yenisi yenisi yani doğru olan buymuş gibi ama bu bizim kaybolmamıza sebep oluyor gibi geliyor. Peki burada biraz da hayat kaygısı mı devreye giriyor? Çünkü bu anlattığınızı düşündüğüm zaman ekonomik anlamda da insan şeye duramıyor yani. Kendi adıma konuşuyorum. Ben üretmeyi evet çok seviyorum. Yorgun olduğumu da düşünmüyorum açıkçası. Ama bunu mutsuz bir şekilde yapan bir sürü insan var. Sevmediği işe giden, sevmediği mesleğini idame ettirmek zorunda kalan. Burada ne yapmak gerekiyor gerçekten? Çünkü bana pek mümkün değilmiş gibi geliyor bu söylediğiniz. Ya aslında bunun iki türlüsü var. Birincisi mesela birazcık daha orta sınıfın üstü. Sınıflar çok değişti aslında son birkaç yılda evet. ama yani birazcık daha maddi anlamda olgunluğa erişmiş insanların hani devamlı doldurma, biriktirme deneyim insan ve iş anlamında yeni şeyler denemi bu bir huzursuzluğa sebep oluyor. Yani evet. sizin bir planınız var. Yani iki ana hattan ben bir hayat yolu çizdim diyorsunuz ama insanlar bazen yeni bir ilişkideyken bile şöyle bir noktaya gelebiliyor. Acaba daha iyi insanlar beni bekliyor olabilir mi? Mesela ha. eskiden mesela bunu çok daha az duyardım. Ben Doğru. 16 yıldır, pardon 18 yıldır bu mesleği icra ediyorum. Çok mesela 2006'larda, 7'lerde bu daha az gelirdi bize. Ama şimdi şey var ya, ilişkim güzel. Mutluyum, keyifliyim ama sanki dışarıda işte kadınlar, erkekler, ilişkiler, maceralar, heyecanlar beni bekliyormuş gibi geliyor. Bundan dolayı tanıştığım birkaç boşanan insan bile oldu. Hiçbir problem olmadan. Evet. Şimdi bu taraftayken e, imkan olmasına rağmen sadece bir duygusal açlık. Aslında ondan dolayı yeni şeyleri deniyorsa durmadan durmadan bu bir mutsuzluğa sebep oluyor. Bu bir problem ama problem. Zaten. Ama bu önceden münferit bir olayken toplumsal anlamda belli bir seviyenin üstüne, bu gitgide artan bir noktaya geliyor. Bir de öbür tarafta diğer e, duruma baktığımız zaman hayat gailesi içerisinde durmadan böyle e, eğer yeterince koşmazsa, bir şeyler yapmazsa e, Maddi açıdan, geleceği açıdan e, sıkıntıya düşecek insanlar var. Evet onlar için de şöyle bir şey söyleyebilirim. Yüzde yüz bunu uygulamak mümkün olmasa bile ama kalan zamanda da insanlar rahatlatmıyor. Herkesin azıcık bile olsa bir alanı var diye düşünüyorum ben. Evet. ha Kiminin e, diyelim ki 10 dönümden 5 dönümü serbest alanıdır, kiminin bir dönümü kalmıştır. Yani o bir dönüm bile olsa insanın minicik kendisi,